Bekir Azar, Hamburger ve Sosis. Genel yayın yönetmenimiz Ergün Diler'le Moskova'ya gittiğimizde ilginç bir manzarayla karşılaşmıştım. Rusya'da Şangay Beşlisi'nin kurucusu olarak tanınan ve generallerin generali ünvanı verilen Ivashov'la röportaj yapacaktık. Bize Türkçe bilen bir alt rütbeli Rus generali mihmandarlık yapıyordu. Moskova'nın en güzel restoranlarından birine götürdü bizi o Türkçe bilen general. Hava çok soğuktu. Eksi on beşti. İçeride sigara içmek yasaktı. Yemekten sonra ben dışarı çıktım, sigarayı yakmaya uğraştım ama ellerim titriyordu. Bir türlü beceremedim. Yirmi beşli yaşlarda bir Rus kızı aniden çakmağını çıkarıp sigaramı yaktı. Gayri ihtiyari Türkçe olarak teşekkür ederim dedim. Kız Türkçe konuşup Rica ederim Bekir Bey cevabını verince şok oldum. Beni nereden tanıyordu? Kimdi bu kız? Doğal olarak sordum. Rus olduğunu söyledi, beni ekranlardan tanıdığını, programlarımızı izlediğini belirtince şaşkınlığım daha da arttı. Hatta yaptığımız program Yazboz'dan örnekler vermeye başladı. Hayretler içinde restoranta döndüğümde durumu masada anlattım. Rus general kahkahalar atarak, o bir siber güvenlik uzmanı, İstihbarattan yaptığınız programlar Rusya'da çok dikkate alınıyor. Bu kızın görevi o programları satır satır izleyip Rusçaya çevirmek ve üstlerine rapor etmek. O bir yazboz uzmanı dedi. Amerika'da hamburgerciler ve pizzacılar önemliydi. Amerika'da Wagner gibi yapılanan Blackwater aynı zamanda dünyaca ünlü bir marka hamburgerin ismiydi. Başkanların da adının karıştığı Pizza Gate skandalı da boşu boşuna patlamamıştı. Amerika'ya kaçan Brezilya eski devlet başkanının CIA'de hamburgercide ağırlayıp, fotoğraflayıp dünyaya servis etmişti. CHP lideri Kemal Bey bile Amerika'da 8 saat ortalıktan kaybolduktan sonra "Hamburger yemeye gittim." demişti. Rusya'da ise restoranlar ve sosisçilik önemliydi. Mafya, restoran işbirliğinin doruk noktasının yaşandığı, istihbarat örgütlerinin yakın takipte olduğu merkezlerdi bunlar. Cezaevinden çıkan bir adam, Rusya'nın Chicago'su olarak tanınan Petersburg'da sosisçi dükkanı açıyordu. Bir anda patlıyordu dükkan. Para desteleri yığılıyordu. Adam annem içine özel bir hardal koydu ki İnsanlar sıraya girdi diye övünüyordu. Sonra bu sosisçi eleman işi büyütüyor, mafyayla tanışıyordu. İki kumarhane sahibiyle ortak restoranlar zinciri açıyordu. Artık devleti yönetenler bu görkemli restoranlara koşuyor, bizim elemanın ve ortaklarının devletle özel ilişkiler ağının adımları atılıyordu. 1995'te o restoranlardan birine Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı geliyordu. Eleman ona özel ihtimam gösterip kendisi servis yapıyordu. Gelen misafir Putin'den başkası değildi. O Putin de aşçılıktan gelip devlet başkanı olunca sosisçi elemanın önü açılıyor, Kremlin sarayının yiyecek içecek işlerinin patronu oluyordu. Artık ona Putin'in şefi diyorlardı. O Wagner'in kurucusu Prigojin'den başkası değildi. Walker Bush Rusya'ya geldiğinde Putin'le Amerika Başkanı'na yemek servisi yapan Prigojin'di. Askeriyenin yemek işlerini de alınca orduyla tanışan eleman artık istihbarat örgütlerinin radarındaydı. İngiliz istihbaratı MI6 onu yakın takibe alıp CIA ile ortak operasyon yaparak kadroya kattı. En sonunda da iş Putin'e bu eleman aracılığıyla darbe yapmaya ve öldürülmesine kadar gitti. Bu işte en büyük darbeyi CIA ve MI6 yedi yıllardır yatırım yaptıkları mükemmel bir elemanı kaybettiler. Onu en iyi İngiliz istihbaratı tanır düşüncesiyle MI6 elemanlarının cirit attığı BBC'yi yakın takibe aldım. Bize öldürülen Wagner'in kurucusunu en iyi onlar anlatabilirdi. Nitekim çocukluğuna kadar yazdılar. Prigozhin'in 18 yaşındayken hırsızlıktan tutuklandığından tutun, 19 yaşındayken bir daireden vazo, peçetelik ve 6 adet şarap çaldığına kadar yazdılar. Sokakta bir adamın yolunu kesip 250 ruble çaldığını, bir kadının boğazına yapışıp altın küpelerini aldığına kadar detay verdiler. Eleman bir suç makinesiydi ve muazzam kullanılma potansiyeli vardı. El attılar, işi Putin'i devirme girişimine kadar götürdüler ancak kaybettiler. Onlar restoranlara takılırken Türk istihbaratı sahada muazzam operasyonlara imza atıyor. Her gün bir PKK liderini nokta atışıyla sarı torbaya koyuyor. Bunu yaparken de yurt dışındaki gönüllü ordularımızın yardımı büyük oluyor. Wagner gibi restoran veya pizzacı, hamburgerci örgütleri ülkelerin başına bela olurken kimi çarpıcı belli olmazken MIT dünyanın her yerindeki Türkiye ve Osmanlı sevdalısı milyonlarca gönüllü ordularımızın yardım ve istihbaratlarıyla parmak ısırtıyor. Bizim hamburger veya restorana ihtiyacımız yok Allah'a şükür. Bekir Azar Takvim Zekeriya Say Suikast yoksa Prigozhin'in uçağı neden Tver'e düştü? Spiridon Ivanovich Putin 19 Aralık 1879'da Rusya İmparatorluğu'nun Tiver Valiliği'nde doğdu. 15 yaşında aşçılık eğitimi almak için St. Petersburg'a gitti. 1917'deki Rus Devrimi'nden sonra Moskova'ya taşındı. Bolşevikler ona baş aşçı yapacak kadar güveniyorlardı. Dede Putin önce Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in baş aşçısı oldu. 1924'te Lenin'in ölümünden sonra eşi Nadeza Krupskaya ve kız kardeşi için yıllarca yemek pişirdi. Bu süre zarfında Joseph Stalin'e de yemek hazırladı. Gürcü şaraplarına ve mezelerine çok düşkün olan, ceviz ve baharat soslu tavuğu çok seven Stalin için sabaha kadar süren içki masaları kurdu. Spiridon dedenin Stalin'in yakın çevresinde yaşayıp idam edilmemiş veya Sibirya'ya sürülmemiş olması oldukça dikkat çekiyordu. Dört oğlundan ikisi İkinci Dünya Savaşı'nda ölen, biri sakat kalan ve eve yalnızca bir tanesi sağlam dönen Spiridon Ivanoviç, Putin'in büyük olasılıkla KGB'nin öncülü olan gizli polis teşkilatı NKVD'de görev yaptığı sanılıyordu. Spiridon dede 73 yaşındayken torunu Vladimir Putin doğdu. Putin 15 yaşına geldiğinde gönüllü olarak KGB'ye başvurdu. Biz böyle gönüllü almayız. Önce git, hukuk oku diyerek Putin'i KGB'den kovdular. O da önce hukuk okudu, sonra ajan oldu. Moskova'da Boris Yeltsin'le tanışan Putin sadakatini ispatladı ve sonradan ismi FSB olarak değiştirilen KGB'nin başına geçti. Yeltsin'in veliaht ilan etmesiyle de önce başbakan sonra Rusya Devlet Başkanı koltuğuna oturdu dedesinin yemek pişirdiği Stalin'den sonra en iyi Rus lider olarak şimdiden tarihe adını yazdırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında açlıktan bir kardeşini kaybeden ve staj için gönderildiği Doğu Almanya'da ilk kez adam akıllı karnını doyurarak tam 15 kilo alan Putin, başkan olduktan sonra mideyi doğrudan devlet işlerine bağladı. Kremlin'de 30 kişilik bir aşçı ekibi çalıştıran ve misafirlerini mükellef sofralarda ağırlayan Putin, muhaliflerini de yemeklerle susturdu. Putin'in muhaliflerinden eski Rus ajanı Alexander Litvinenko bir sushi lokantasında aniden fenalaştı. Yapılan testte ajanın yediği sushide fare zehrinde kullanılan yüksek dozda talyum maddesi bulundu. Ukraynalı siyasetçi Viktor Yushchenko da Moskova yanlısı Viktor Yanukovych'e karşı yarıştığı 2004 başkanlık seçimleri sırasında yediği akşam yemeğinden zehirlendi. Rusya ise bu ve daha pek çok benzeri suikastla ilgilerinin olmadığını söyledi. Rus liderini çok iyi tanıyan bir Amerikalı diplomat Putin'i o dönem şöyle anlatmıştı. Putin bir konu hakkında konuşurken ya da bir iş yapılacaksa söze hayır demekle başlar. Evet haklısınız ben size katılıyorum, görüşlerinize büyük saygı duyuyorum diye başlıyorsa Putin bunu derken hayır demek istiyor. Ne diyorsa tam tersini yapmaya alışkanlık haline getiren Putin, her türlü sorumluluğu reddetme şansı tanıdığı için Rus güvenlik şirketi Wagner'i de baş aşçısı olarak anılan ve kendisine yemek servis eden Rus iş adamı Yevgeni Prigojin'e kurdurdu. Prigojin'i çok iyi tanıdığını söyleyen Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, 3 yıl önce bir açıklamasında başkasının elinde oyuncak, kararları o almıyor ama bu organizasyonları o yapıyor demişti. Putin, 1 Mayıs 2014'te kurulan şirketin başına da Rus askeri istihbaratı için çalışan eski yarbay Dmitri Utkin'i koydu. Utkin daha evvelde Ukrayna ve Kırım'da görev yapmış bir isimdi. Wagner kuruluşunun ardından dünyadaki istikrarsızlık bölgelerinde Rusya'nın çıkarları doğrultusunda operasyonlar yürüttü. Suriye'nin yanı sıra başta Arap ülkeleri olmak üzere Afrika'da ve Latin Amerika'da da faaliyet gösterdi. Ukrayna-Rusya savaşının ardından da Rus cezaevlerinde ne kadar katil, tecavüzcü, yamyam ve soyguncu varsa sözleşme imzalatıp cepheye gönderdi derken 23 Haziran cuma gecesi Rus paralı asker şirketi Wagner Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu teslim almak niyetiyle silahlı ayaklanma başlattı. Ardından ani bir kararla Moskova'ya olan yürüyüşünü durdurarak geri çekildi. İntikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu bilen Putin, önceki gün başaşçısı Prigojine ve ortağı Utkin'e gösterişli bir son hazırladı. Onları zehirlemek yerine içinde oldukları uçağa düşürdü. Olay sonrası ilk açıklamasını yapan Putin, eski baş aşçısı Prigojin için kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı dedi. Ardından düşen uçağa ilişkin gerekli soruşturmaların yapılacağına işaret etti. Oysa Prigojin'i taşıyan uçağın, geçmişte Kremlin'in baş aşçılığını yapan Putin'in dedesi, Spiridon Ivanovich Putin'in doğduğu kent olan Tver'e düşmesi bile kazanın arkasında kimin olduğunu özetliyordu. Putin belli ki bir baş aşçının doğduğu kentte diğer baş aşçının yaşamına son vererek intikamına imza atmak istedi. Zekeriya Say, Haber7.com